Mehmet Ali Erbil geçen salı Arnavutköy'de bir balıkçı çıkışı şarkıcı Caroline Yılmaz'la kameralara takıldı. Çok şükür iyiyiz efendim. Her şey devam ediyor. Caroline Hanım'la birlikte olup da mutlu olmamak, neşeli olmamak mümkün mü? Teşekkür ederim. Çok mersi. Onun enerjisi yeter gerçekten. Neler konuşuldu masada? Yeni projeler birlikte. Televizyon, reklam hepsini birlikte karar verdik. İnşallah hayırlısı olur. Önemli olan seyirciye güzel şeyler katabilmek, güzel şeyler gösterebilmek. Caroline Yılmaz, Erbil'le bir show programı yapmayı düşündüklerini ifade etti. Bizim yeni albüm çıktı biliyorsunuz. Söz müzik Caroline Yılmaz. İster gel, ister gelme. Şarkımızın ismi. Mehmet Ali zaten lansman sunuculuğumuzu yaptı. Çok da güzel yaptı. Çok teşekkür ediyorum desteği için. Ne demek? Şimdi tabii televizyoncu kimliğimizle de ön planda olmak istiyoruz. Zaten Mehmet Ali bu işin duayeni. Ben de 4-5 yıldır yapıyorum bu işin acizane. Dolayısıyla bir show programı beraber düşünüyoruz. Çok güzel olacağını düşünüyoruz. Yani ulusal bir kanal da olabilir, dijital platformda olabilir. Evet. Hiç fark etmez. Önemli olan seyirciyle buluşabilmek. Aynı gün Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde beraber oynadığı Cüneyt Arkın'ın vefat haberiyle sarsıldığını açıklayan Erbil, gittiği hastanede yaşadığı durumu paylaşmış ve "Bugün sivilcemi gösterdim. 2 dakika için 1300 TL aldılar. Allah kimseyi düşürmesin" cümleleriyle isyan dolu bir paylaşım yapmıştı. Ya bugün gerçekten kötü bir gündü benim için. Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini aldım. Son filmini beraber çekmiştik. Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu. Ben oğlunu canlandırmıştım. Dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. Dünyanın en yakışıklı, en kültürlü, en Türkiye'yi, ülkesini seven bir insandı. Allah rahmet eylesin. Onu ziyarete gittim. Ailesini taziyeye gittim. Gitmişken arkamda bir et değil de yağ bezesi vardı. Biraz acı yapıyordu ilk defa yağ bezem. Gitmişken dedim hastaneye onu da göstereyim dedim. Göstermez olaydım. Ünlü şovmen, özellikle tiroid tedavisi konusunda uzman olan kardeşi Profesör Doktor Yeşim Erbil'in hastalarına yaptığı yardımlara dikkat çekti. Faturayı Mehmet Ali'ye göstermişler tabii. Ya Mehmet Ali Erbil geliyor yani. Hani orada ihtiyacı olduğundan değil yani, ayıp. Ben de bir profesörün abisiyim yani. Her şeyden önce. Ne gerek var? Benim kız kardeşim 20.000 dolarlık ameliyatı ücret bir tavuğa yapıyor. Bir tavuğa. Tavuk getiriyor hastası. 20.000 doları almıyor benim kardeşim. Tabii. Yeşim Erbil, profesör. Ama bir de böyle hastaneler var. Yurt dışından hasta getiriyoruz. Fenomen bile olsa, 1000 tane, 2000 tane takipçisi bile olsa adamdan para almıyoruz. Mehmet Ali Erbil var senin karşında. Yani orada insan ayıp göstermek. Yani birazcık selebritiye en azından birazcık tabii ki saygı göstermek gerekiyor ama maalesef o saygıyı göremedik. Ama tabii ki TT oldu hastane. Allah kimseyi düşürmesin. Yani bir viziteye gittim, 1300 verdim. 2 dakika sürdü. Yani 15 dakikalık falan bir kontrol değil. Asgari geçimimde mi 4500 mü? Yani gittim, 4'te 1 maaşın gitti kardeşim. Öte yandan Mehmet Ali Erbil hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame sonrası klibinde de oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'e karşı tehdit, hakaret ve cinsel taciz suçlarını işlediği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis ceza sistemiyle dava açılmıştı. Onlar avukat kontrolünde her şey. Öyle şeyler oluyor ya, herkes de bakmalar boş. O bir yargı süreci, o yüzden de hiç konuşmaya gerek yok. Yani adalet gereken kararı neyse verecek. Herhangi bir vatandaşın başında da var. Gittiğin zaman X mahallesindeki Ahmet amcaya sorsan olsun. Onda da var 3-4 tane böyle dava sıkıntı. Bunları hak ettiğinizi düşünüyor musunuz peki? Nasıl? Hak ettiğinizi düşünüyor musunuz? Yok tabii ki canım, avukatımız karşı dava açtı zaten yani. O yüzden iki taraf da birbiriyle davalı durumda. O yüzden de konuşmak cahillik olur. Yargı dururken, adalet dururken bu konuda konuşmak cahillik olur, cehalet olur. Ama herkes neyin ne olduğunu, kimin ne olduğunu biliyor. Evet, işte. Yargıya bırakıyoruz tabii ki de son sözü. Mehmet Ali Bey, size çok fazla tutmak istemiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Erbil poz verirken eski baldızı Şeyda Coşkun'un diyeti sayesinde 4 kilo verdiğini de sözlerine ekledi. Diyet de yapıyorum bak, 4 kilo verdim. Eski baldızımın diyeti.